Gemileri karadan yürütmenin anlaşılır bir tarafı var. Zifti dökersin tomrukların üstünde, güçlü bir kuvvetli insanlar çeker meker. Dahice bir şeydir ama bir izahı vardır. Gel gör ki yazdığı şiirlerdeki mana derinliğini yakalamanın bir izahı yok. Bu kadar badire arasında içeride dışarıda düşman var. Zerre miktar huzurlu olmak için bir dakikası olmayan bir insan görünüşe göre. Nasıl asude zaman ve mekan buldu da yüzlerce yıl sonra okuduğumuzda gönül telimizi titreten mısralar söyleyebildi. İnsanı şaşırtan işte budur. Yani onun asıl büyüklüğü orada tezahür eder. Orada kendini gösterir. 6 yabancı dil bildiğini İngiliz tarihçiler söylerler. Özellikle Arnold Toynbee. Toynbee'yi tanıyorsunuzdur. İngiliz tarihçi Arnold Toynbee 1975 yılında 86 yaşında vefat etti. New York'tadır. 86 ömrü yani. 51 yılı İstanbul kütüphanelerinde geçti. Beyazıt Nuri Osmaniye ve Süleymaniye kütüphanelerinde Türkçe kitapları taradı. 51 yıl ne aradın bu tozların arasında dediler kendisine. Eğlenecek bir sürü şey var. İstanbul'da ne ararsan bulunuyor. Yaşın genç, arkanda koskoca Büyük Britanya, istediğin kadar para var. Yani hiç mi yer bulamadın dediler. Bu tabii günümüz Türkçesiyle aklından zorun mu var demenin kibarcasıdır. Biraz entelektüel biçimde ifadesidir. Anladı tabii. Cevabı ilginçtir. 1973'te verdiği bir konferansta bu cevabı veriyor. Şair Baki'nin memleketinde bulunmak şerefi bana yeter, bu bir. Sultan Fatih diye biri var. Mehmet, Türkler ona Fatih Sultan Mehmet diyorlar. Bu şehri biliyorsunuz bizden aldı. 6 yabancı dili vardı 21 yaşında geldiği gün itibariyle. Biri Rumcaydı ve son 1000 yılda daha iyi Rumca bilen Rum bile yok. Ve bu kütüphanelerden devşirdiğim entelektüel sermayeyle yazdığım kitapları üst üste koyduğum zaman kendi boyumu aşıyor. Vaka çok uzun boylu biri değildi. Sultan Fatih 6 dil biliyordu ama bununla da yetinmedi ve 1463'te İstanbul'un fethinden 10 sene sonra Saraybosna'ya gitmesi icap etti. Onlara kendi dilinde hitap edebilmek için hususi olarak Boşnakça öğrendi. Meydana toplanan 50 bin Boşnak'a Boşnakça yaptığı nutuktan sonra 30 bin kişi Müslüman oldu. Geçen sene gittiğimde Saraybosna'da Türkiye'de kaç Boşnak var biliyor musunuz sualime çok net bir cevap aldım. Evet, 75 milyon dediler. Sultan Fatih'in ektiği tohum. Ben onu merak ediyorum işte. Yani bunlarla meşgul olurken bir de şiir yazıyorsunuz ve bu gönül zengin.